Ya biz bu alışverişi boşuna yaptık. Hiç müşterim kalmadı. Herkes tatile gitti. İstanbul boşaldı. Başka kuaförler nasıl iş yapıyor anlamıyorum. Evladım, İstanbul boşaldı diyorsun. Büyük alışveriş merkezlerindeki kuaförler kum gibi müşteri kaynıyor. Hem anne, oralarda sıra bile oluyor. Gülbin, müşteri yok diye ağlanıp duruyorsun. Bak, bu da küçük esnaf ama işi büyük tutmuş. Akın akın geliyorlar bak. Oyunu, kuaför hem erkeklere hem de kadınlara hizmet veriyor. Anne, adam hem erkek hem de kadın müşteri alıyor. O yüzden iki tarafta dolup taşıyor. Doğru söylüyorsun. Bizim mahallede olur mu anne? Niye olmasın? Bir tarafta kadınlar ağda yaptırıyor, öbür tarafta erkekler saçlarını kestiriyor. Olacak iş mi? Gülbin, ağdayı salonun ortasında mı yapıyoruz? Arka odada yapıyoruz evladım. Doğru söylüyorsun. Gülbin, bu dükkan burada tutuyorsa her yerde tutar kızım. Tamam, hemen kuaförü erkek bölümü açıyoruz anne. Hadi bir an evvel gidelim de düzenleyelim şu kuaförü. Hadi kızım. Hadi bakalım. Bu biraz büyük olmadı mı ya? Daha iyi ya kızım. Ne kadar öteden görünürse o kadar iyi. Müşteriler görsün de gelsin. İnşallah. Hanımlar, hayırdır? Nedir bu afiş? Erkek kuaförü bölümü açıyoruz Safiş. Erkek kuaförü mü? Aa! Şaka mı bu? Bana bak, kamera şakası mı yoksa? Kamera nerede? El sallayacağım. Kamera yok, el sallama. Ay ne şakası Safiş ya. Kadın kuaför olarak bu dükkanı döndüremiyoruz. Bari bir de böyle deneyelim dedik. Ay siz ciddisiniz. Evet, çok ciddiyiz Safiş. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Bir bölüm erkek kuaförü olacak, bir bölüm kadın kuaförü olacak. Nasıl yani? Şimdi bizim saçımızın yapıldığı yerde erkeklerde sakal tıraşı mı olacak? Ay evet, ne var bunda? Allah Allah. Ay bir yaşıma daha girdim. Ay korkma Safiş, erkekler yemez seni. Ay ben sizin gibi değilim Şazmen Hanım. Ben bugüne bugün Kleopatra gibi kadınım. Hani müşteri gelir, güzelliğimden etkilenir, gönlü düşer. Ay ne de olsa evli barklı kadınım. Yani Osman'ımın benim yüzümden katil olmasını istemem. Ondan şey ederim yani. Vah vah vah. Bu da gelmiş Kleopatra'nın annesi yaşına. Hala güzelim diyor haspam ya. Kıskananlar çatlasın. Gülbin, peki kadın kadına dedikodumuzu nerede yapacağız? Sana inanmıyorum. Dedikodu yapamadığın için mi üzülüyorsun? Evet. Gülbin abla burada iş derdinde, sen dedikodu peşindesin. Sen hiç dert etme Safiş'cim. Altın günlerimiz çuvala mı girdi? Altın günlerinde yaparız dedikodumuzu. Valla doğru söylersin. Peki işler nasıl? Gelen giden var mı? Göreceğiz bakalım. İnşallah. Hayırlı olsun. İnşallah. İyi günler, saçımı kestirecektim. Ay buyurun abicim. Açılış sebebiyle kampanyamız var. Saç tıraşı yaptırana sakal tıraşı bedava. Çok iyi, hayırlı olsun. Sağ olun. Buyurun abicim, buyurun. Buyurun, buyurun. Oturun. Oturun, oturun efendim, oturun. İlk müşterimiz sizsiniz. Hadi bismillah. Bak Safiş, gelmeye başladı müşteri. Tutacak bu iş, tutacak. Maşallah, maşallah. İnşallah. İnşallah. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Hoş bulduk da burası iyice erkekler kahvehanesine benzemiş. Artık çok modern bir kuaför olduk Safiş. Herkes bir arada. Yok anam yok, artık buralara gelinmez. Hamam gibi yapın. Bir gün erkekler gelsin, bir gün kadınlar gelsin. Hamam mı burası canım? Kuaför. Selamünaleyküm hanımlar. Hoş geldin Ali Kemal. Hoş geldin. Uy, hoş bulduk. Ula bugün bayağı bir ağda yapmaya gelen olmuş. Ha bunların ağda yapma yapmaya bıyıkları çıkmış mı karlarında? Salak salak konuşma Ali Kemal. Onlar kadın müşteri değil, erkek müşteri. Uy iyi de ne alaka, burası erkekler hamamı mı? Tıraşı kes de tıraşımıza bakalım Ali Kemal. Tıraş olmaya geldiysen çok sıra var. Yok ben tıraş mıraş olmayacağım, öyle birine baktım gideyim. Hadi kolay gelsin. Hoşçakal. Hadi canım, hadi. Sinan abicim, sana bir de kötü haberim vardır. Ulan ödümü koparttın Ali Kemal. İyi haberden başla lan. Tamam, iyi haberden başlıyorum. Gülbin yengemin dükkanı böyle tıklım tıklım müşteri kaynıyor. Eşek yüküyle para kaldırıyor yengem. Abi gerçek mi diyorsun lan, helal etsin he? Dur öyle hemen sevinme. Şimdi vereceğim kötü haber sevincini kursağında bırakabilir. Neymiş kötü haber? Kötü haber, müşterilerin hepsi
Erkek. Ne diyorsun Ali Kefal? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu oğlum? Erkek mi? Kıllı mıllı adamların ne işi var? Gelin başımı yaptıracaklar. Hollanda'm burası lan. Ya Sinan abicim nasıl erkek olacak? Senin benim gibi kıllı mıllı bıyıklı erkekler. Yani Gülbin Yengeciğim artık dükkana erkek dalıyı kadın erkek karıştırmış. Vallahi cinayet sebebi yani. Hayır saçmalama ya. Sinan bir git bak bakalım meselenin aslını öğren. Tamam. Ya bir dakika nesini öğrenecek Nur babacığım? Vallahi ben gördüm. Yani şimdi Sinan abicim Gülbin yengeciğim elin adamını böyle sinek kaydı tıraşı ederken o adam ona bir sarkıntılık yapsa maazallah senin başı... Ya bir dur be Erkefay. Sus be oğlum be. Baba ben gidiyorum. Gülbin yaktın benim gönlümü. Arif, Seyit fırlayın oğlum gidin. Bir halt etmesin hadi. Dur. Hay senin kafana. Böyle mi verilir bu haber? Ha? Gülbin. Biz daha ne kadar bekleyeceğiz? Patladın mı? Beklesene. Ya akşama bana görücü gelecek. Biraz acele edemez misiniz? Ya 4 tane elimiz mi var Allah'ını seversen ya? Bekle sıran gelince yapacağız Dilek. Kızın saçı yapılmadı diye akşam gelen görücüler. Kızcemi beğenmeyip de eğer evde kalırsa vallahi de billahi de sizden bilirim. Kalmaz. Maşallah fıstık gibi kızınız var. Evde kalırsa söyleyin ben gelir alırım. Aa manyağa bak ya. Bana baksana kart zampara. Benim kızcam sana mı kaldı? Kalırsa yani. Anne biz acaba yanlış bir şey mi yaptık kadın kuaförüyle erkek kuaförünü birleştirerek? Baksana adam resmen kıza sarkıyor ya. Karışma. Para erkekte. Görmüyor musun dükkan dolup taşıyor. Bak işine sen. Diyet! Ne oluyor lan burada? Gürübek kim bu herifler? Kim olacak müşteri? Sinan kız hanım senin bu kaynananla bu Gülbin'in var ya gözünü para bürümüş. Yani dükkanı kıllı erkeklerle doldurmuşlar. Gürübek ne yapıyorsun orada? Niye okşuyorsun helalimin herifin şeyini meyini? Bırak çabuk. Kaygana sen de okşama adamın suratını ya. Ne okşaması canım? Tıraş ediyorum burada. Kes tıraşı kaynana. Siz de deform gidin buradan. Ne işiniz var helalimin namuslu bayan kuaföründe? Çıkın lan dışarı. Hadi çıkın. Allah Allah. Tıraş oluyoruz kardeşim tıraş. Parasıyla değil mi? Parasıyla mı? Nasıl vuruyorsun lan sen oraya? Bak ben sana parasıyla neler yapacağım. Bak lan. Bak parasıyla. Çık lan dışarı. Ağam ne oluyor burada? Ne mi oluyor görmüyor musun Seyit Kurban? Bir sürü kıllı mıllı herif bayan kuaförüne doluşmuş. Çıkın lan dışarı. Çık. Hadi kış. Kalk ulan. Kış. Oğlum o sakallara var ya bahçe makası lazım. Yürü lan. Yürü. Hadi kız. Niye gülüyorsun? Çok mu hoşuna gitti? Evet. Kocam beni kıskanıyor. Allah ikinize de akıl fikir versin. İkiniz de zır çatlaksınız. Ne yaptınız abi? Gerekeni yaptık Emre'cim. Kuaför dükkanını gereksiz haşeratlardan temizledik yani. Yani senin anlayacağın kuaför eskisi gibi sadece bayanlara hizmet veriyor artık. Tabelayı da indirdik. Abi bence yanlış yapmışsınız. Yani müşterinin kadın erkeği olur mu? Sen bana akıl vereceğine kendine bak oğlum. Sen ne o kızla uğraşıp duruyorsun öyle İpek'le? Ben onunla uğraşmıyorum ki o benimle uğraşıyor. O mu seninle uğraşıyor? Cansu Hanım geldiğinde beni nasıl kıskandı görmediniz mi? Ya bir kabahatim varmış gibi bir de bana söylemediğini bırakmadı. Seni niye kıskansın ki toprağım? Oğlum niye kıskanmasın? Gencecik çocuk tığ gibi delikanlı icabında. Pek geliyor. Bakın şimdi onu nasıl kıskandıracağım. Evet dinliyorum. Anlat arkadaşlarla oturuyoruz. Kiminle konuşuyor bu? Vallahi bilmiyoruz ama böyle fısır fısır konuştuğuna göre herhalde ince mevzu manita olayı yani. Yok canım değildir. Niye olmasın ki Emre Flint'a gibi delikanlı? Tabii bekar adam. Ben de onun yerinde olsam her gün başka bir kızla şey yaparım çıkarım yani. Vallahi onun gibi bekar olmana gerek yok. Şuradan biri el sallasa hemen gidersin yani. Ya arkadaşlar öyle değilsiniz de Emre çok yakışıklı. Yani bütün hatunlar ona hasta. Ya vallahi çocuk hayatını yaşıyor yani. Baksana nasıl gülüyor bak gençliğini yaşıyor ya. Tamam güzel. Önce sen kapat. Peki tamam konuşuruz. Emre kiminle konuşuyordun sen? Özeldi de ne oldu kıskandın mı? Kafaya mı yedin ya? Neyim oluyorsun ki seni kıskanayım? Kıskandın itiraf et. Seninle daha fazla uğraşamayacağım Emre. Bazen çok çekilmez oluyorsun. Abi şahitsiniz gördünüz mü nasıl kıskandı? Hadi lan biz gaz verdik kıza. Durun ben ona yapacağımı biliyorum. Daha çatlatacağım onu. Bana bak lan.
Yoksa senin de ilgin var mı kıza? Yok abi ya. Ezel ezel.